Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sağlıklı kripto paraları ve piyasaları değerleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar son videomuzda 53 bin doların üzerinde mum kapanışı yaparsak satmamamız gerektiğinden bahsetmiştik. Ve satmadığımızdan net bir şekilde belirtmiştik. Şu anda da fiyatı görüyorsunuz zaten. Ciddi bir yükseliş içerisinde. Ayrıca şu yukarıdan gelen direnç ki biz kıramaz diye düşünüyorduk. Kırdı ve açtık. Şu anda da arkadaşlar hafif bir tepkiyle aşağı doğru indik. bu videomda arkadaşlar bu videomda daha doğrusu birazcık özel bir video olacak. Çünkü şöyle bir şey var. Ben şahsi olarak artık altcoin rallisinin başlayacağını düşünüyorum. Neden? Bakın şu kırmızı alandan bir tepki yedik. Ve bu kırmızı alandan ne zaman tepki yesek. Bakın daha önce şuralarda olmuş. Fiyat ciddi bir salkantıya girmiş. Yani ciddi bir düşe tanık olmuş. Bu da altcoin'lere tabii ki yaramış. Yani bunu zaten söylemesem de anlarsınız. Bunu şuradan da görebiliriz arkadaşlar. Bakarsak yani hep tepki yemiş değdiğimiz dirençlerden ve aşağı yönü inmişiz buradan da tekrardan tepki yer ve aşağı yönlü inebiliriz buradan bunu söylemek istiyorum. Buradan eğer arkadaşlar olası bir %5'lik düşüş 42'lere kadar insek bile ciddi bir altcoin için rallye sebep olur onu söyleyeyim. Gerçekten o altcoinler yaşayamadıkları o yükselişi burada yaşarlar. Bunlara değinmek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de en son 50 ve 200 EMA'nın çarpışmasıyla 4 saatlikte bir Golden Cross yaşadık ve fiyat ciddi bir harekete tanık oldu. Şu anda da tekrardan hafif hafif iniyor. bu inişin de sebebini birazdan açıklayacağım. Birazdan onlara da geleceğim. Ancak burada bizim aklımıza gelen ilk soru şu. Yani ne yapacağız? Şimdi ne yapalım? bazı insanlar bunu soruyor. Bazıları almış coin. Bazıları coin almamış. Bizi dinlememiş. Soruyor ne yapalım diye. ya da alt altcoin'i var çok artmadı. Mesela %10 çıktı bizim aldığımız alt altcoin'ler. Ona soruyor. Yani nasıl, neden %10 çıktı? Ne yapalım? Bu soruların hepsini cevaplayacağız şimdi. İlk başa şuradan başlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar üstümüzden gelen direnç aşıldı. Ee, ve şu altımızdaki desteği de açtık. Bakın şu an desteğe dönüşüyoruz. O bölgeyi de açtık. Üstümüzde şu an 57 bin dolar, 59 bin dolar arası bir bant var. O bandı tekrardan çıkabiliriz onu söyleyeyim. 54 bin dolar diye şu an oraya kadar bir çıkış olabilir. Uzun vadeli olarak baktığım zaman grafiği. Bakın şöyle haftalıkta uzun vadeli bakıyorum. Logaritmi kapatalım. Evet şöyle uzun vadeli baktığım zaman da arkadaşlar dediğim şekilde benim fiyat Hedef fiyatım 68.900 yani 75.000 dolar civarı da yıl sonu hedefim. Hala aynı 75.000 dolar civarı. E, grafik ancak bize 70.000 dolara geleceğimiz, 75'e değil de 70.000 dolara ya da 80.000 dolara gelip oradan tekrardan 20.000 dolarlara inebileceğimizi söylüyor. E, bu grafikler genellikle arkadaşlar dördüncü ayak oluşmadan çizilmez. E, biz erken çizdik birazcık. E, ancak bu hareket olursa eğer yani gerçekten hani şu boğa kuşuna baş ki 2022'nin sonuna doğru götürüyor onu da söyleyeyim. Şuradan şöyle bir çizelim. Bir dakika şunu şuradan alacağım şöyle. Şu kilidi açalım. Dediğim şekilde ben 2022'nin yılbaşı ile birlikte arkadaşlar bir çöküş bekliyorum. Ve bu da bakarsak gerçekten 2022'nin e, yılbaşı ile birlikte bizleri 68.980 ya yani 70.000 dolar diyeceğim 70.000 dolara götürüyor. Hatta şuradan ayarlayalım şöyle. Evet şuradan tutalım şöyle. E, 69.176 değil 69.980. Evet oldu. Bakarsak arkadaşlar bu harmonik formasyonda bize 69.980 dolar'a götürüyor. Yani 70.000 dolara götürüyor. Ee, eğer gerçekten hani yıl sonunda gideceğimiz boğa koşusu burada başladıysa ve gerçekten şuradaki gibi bir süreç yaşayacaksak e, bu son 3 ayda ki olabilir. Genellikle Bitcoin bu son 3 ayda rally yapmış. Ben bunu her zaman söylüyordum uzun vadeli grafiklerde. Siz de biliyorsunuz zaten. Ee, böyle bir şey olursa arkadaşlar 70 bin dolardan 20 bin dolara indiğimiz bir süreçte zaten ayı piyasası başlamış olacak. Ee, bugünlerde de tekrardan bakacağız. Bu da uzun vadeli grafiğimiz Onu bir, onu bir göstermek istedim size. Yani bir görmenizi istedim durumu. Ee, günlük grafikte de bizim GAN analizimiz vardı. GAN analizimize bakarsak nokta atışı işlediğini görebiliriz. Yani gerçekten minimetrik bir şekilde direnç olarak çalıştı burası. Tekrardan altımıza doğru iniyoruz. Altımızda 52 bin 53 bin dolar var. Onu söyleyeyim. Oralara kadar inebiliriz. Gun analizine baktım şu an zamanında şu an. Ee, bu üstteki fibonacci çizdiren çarptığımızı çarptığımızı aşağı inebileceğimizi yani 52.580 lira 53.000 lira kadar inebileceğimizi ancak oradan tekrar yavaş, yavaş yavaş yukarı yöne çıkacağımızı e, şahsi olarak düşünüyorum. E, bunu da söylemek istedim. Şimdi bu, buradan da uzun vadeli grafiği göstermeyeceğim. Zaten onu hep gösteriyoruz. E, şimdi geldik dominansa. Yani asıl konu burada. Dominans. Altcoin'ler neden artmıyor sorusunun bir cevabı olacak bu. Arkadaşlar bakın. Altcoin'lerin uzun süre destek ve direnç olarak çalıştığı yerler var. Bunlar dominansa şekilleniyor. Nasıl yani? Bu dominans arkadaşlar piyasadaki hakimiyet. Dominans çıktığı zaman Bitcoin'in piyasadaki hakimiyeti artıyor. E bu da tabii ki altcoin'lere olumlu yarıyor. Şu anda da gördüğünüz şekilde düşüyor. Ancak önceki günlerde yani şu geçtiğimiz bir haftada çok ciddi bir şekilde arttı. E bu sebepten altcoin'lerde çok büyük bir yükseliş göremedik. Yani altcoin'ler neden yükselmedi sorusunun cevabı bu arkadaşlar. Peki şimdi ne olacak? Yani şu an ne yapacağız? Arkadaşlar şu an baktığımız zaman şu kırmızı belirttiğimiz şu kırmızı alandan tepkiymiş gibi duruyoruz. Ve buradan tepki yiyip tekrar aşağı yönlü inmişiz. Bu inmeler devam edebilir. Çünkü bakarsak fiyat şuralarda korele etmiş genellikle. 42.500 ve Pardon 42.50-41.20 seviyesi arasında bakarsak fiyat hep korele kalmış. Oralara kadar tekrardan inebiliriz. %3'lük bir düşüş demek, %4'lük bir düşüş demek bu dominasta. Dominastaki bu %4'lük düşüş bize harekete geçirir ve gerçekten yani o istediğimiz yükselişi buradan sağlayabiliriz onu söyleyeyim. Yani altcoin'lerdeki o yükselişi buradan sağlayabiliriz. Şu an dediğim şekilde arkadaşlar olaya uzun vadeli bakıyorsanız yıl sonu hedeflerim 70 bin dolar. Kısa vadeli bakıyorsanız altımızdaki şu alana belki inebiliriz. Ona da bir zaten şimdi 4 saatlikte bir inceleme yapacağım. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bir 4 saatlikte de baktığım zaman arkadaşlar grafiği Grafik gözüme çok güzel gözüküyor. Neden güzel gözüküyor ona da geleceğim şimdi. Bir dakika şunu şuradan ayarlayalım iyice. Hop. Bir dakika Binance. Evet oldu. On alalım da. Evet şu an baktığımız zaman arkadaşlar fiyata böyle bir hareket çözüyor. Altımızdan gelen dik bir destek var. Altımızda 4 saatlik grafikte. En kötü bu 4 saatlik grafiğe ineriz diye düşünüyorum. Zaten bu 4 saatlik grafiğinde daha altına inebileceğimizi ben pek pek fazla düşünmüyorum. Onu söyleyeyim şu an bir grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar çok aslında şey bir grafik var. Yani bizi yanıltan, bizi zorlayan bir grafik var. Çünkü long term ve short term oranına baktığımız zaman mesela BitMEX'in oranlarına bakalım. Bu BitMEX'in oranları genellikle bize piyasa hakkında fikir verebiliyor. E bugün baktığımız zaman yani ciddi bir long term oranı var. Ve piyasada ne zaman long term arttıysa. Bakın şuralarda long term artıyor. O zamanlar arkadaşlar zirveye yaklaştık demek oluyor. Mesela şuralarda long term'e başlıyorlar. Bakın fiyat yine Kore'le gidiyor. Hatta hafif bir düşüş eğiliminde. E ya da geliyorum mesela çok öncesine. Şu büyük çöküşün olduğu zamanlar. Bakarsak burada insanlar yine longluyor. Ve fiyata bakarsak ciddi bir düşüşe sahip oluyor fiyat. E bu sebepten hani şu anda da insanlar hafif longlamaya başladılar. ve Bu da bize şunu gösteriyor. Artık hani tepelere yaklaştık demeye getiriyor aslında. E, tepeler yakın gibi düşünüyorum. E, Bitcoin için konuşmak gerekirse. Bu sebepten hani birazcık temkinli olmamız gerekiyor. E, Tekrardan bir düzeltme yaşayabiliriz. Bunun için de şu altımızdan gelen desteğe bakacağız. Eğer bu destek bu altımızdan gelen destek şöyle bir tutayım bir dakika daha detaylı çizmek istiyorum. Eğer bu altımızdan gelen destek arkadaşlar yıkılırsa Bu altımızdan gelen destek kırılırsa E biz tabii ki bu piyasada e, Diğer insanlardan daha önce bir şekilde satacağız e, Ki dediğim şekilde hani ben Bunun yakın bir zamanda olmasını beklemem Çünkü dominansın inmesini bekliyorum Dominans biraz daha iner altcoin'ler birazcık daha çıkar Ardından e, bir düşüş gelebilir Ancak şu anlık altcoin'lerde olumluyum ki Başta da bu sebepten bu kadar iyi attım Altcoin'lerden hani yükseliş geliyor diye Altcoin'lerde yükseliş gelecek diye E bunun sebebi de bu işte Altımızdan gelen en kötü şu desteğe çarparız diye düşünüyorum Bitcoin'de O da arkadaşlar şur 51.600'e denk geliyor onu söyleyeyim ee, ayrıca şöyle bir baktığımız anda da zaten şuranın yeşil alan olduğunu ve buranın hep ars talep bölgesi olarak çalıştığını bakarsak şurada mesela nokta atışı direnç olarak çalışmış. Hep destek ve direnç olarak çalıştığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani buraları inmemiz durumunda bile 53 bin dolar 51 bin dolar bandı bizim için güçlü alanlar olacaktır. Orayı hemen aşağı indi kıramayız. Ee, bunları da söylemem gerekiyor. Onun dışında zaten 4 saatte fazla söylenecek bir şey yok. Ancak şunu da unutmayın. Bakın tekrar tekrar söylüyorum şunu unutmayın. E, ee, çok soluksuz bir şekilde yani hiç neredeyse düzeltme yaşamadan biz arkadaşlar %33 yükseldik. E Bunun elbette bir düzeltmesi olabilir. E, o sebeple tekrar ediyorum bu aralar attığımız videoları birazcık kaçırmadan izlemeye gayret edin arkadaşlar. Çünkü dediğim şekilde bu Telegram grubu olarak da ben bunu düşünüyorum. Şu altımızdan gelen destek yitirildiği zaman, yitirildiği an biz arkadaşlar bu piyasada bulunmayız onu söyleyeyim. Zaten alt koyunlar karda anında satarız. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.